Mesela Adem Aleyhisselam'ın ceza olarak cezasını çekmek için ceza aldı da cezasını nerede çekecekti? Dünyada. Onun cezası olan yerde, hapishane yani, ben bu dünyada rahatlık arıyorum. Onun cezası kesilmiş buraya. İnin aşağıya denildi. Sifo değil, şeytan değindi. Ceza yeri. Ben de la rahat fi dünya. Ben de yandara, ben de rahatlık arıyorum. Çok ne oluyor biliyor musun o zaman? Olmayan, bak olmayan kara kediyi karanlık odada aramak gibi. Risale'nin tabiriyle muhali talep etmek kendine kötülük yapmaktır. Muhali talep etmek muhal. Şimdi la rahat defi dünya yoktur demiş rahat dünyada. Nerede olacak? İlla darul ahire. Şimdi burada rahat arıyoruz. Ne güzel demiş. Bir üzüm tanesidir ya. 10 tokat vuruyor. Çok garip ya. Adem Aleyhisselam'ın hapishanesi ceza için in aşağıya denmiş. Şeytana da demiş ki in aşağıya. İnin bakayım aşağıya. Hele. Ben de onların hapishanesinde mutluluk arıyorum. Oysa onların geldiği yere gitmem lazım. Oraya talep etmem lazım. Garip işte. İnsan ol. Garibime gitti ya. 13. lema işte. Şeyin diyor, Adem Aleyhisselam'ın diyor cennetten ihracı bir kısım beni Adem'in, ezberim de doğru mu? Bir kısım beni Adem'in yani bizlerin böyle alim-i kevni fesata gelmekteki hikmet nedir diyor. Ne diyor diyor Adem Aleyhisselam? Tavziftir diyor. Vazifelendirilmektir o. Vazifelenmişiz. Vazife. Vazifeye de şimdi sana doktor harcıra vermiş şey devlet. Falan yere git, rapor hazırla. Git Fransa'ya, almaya, Arabistan'a rapor hazırla. Tavzif. Harcırah da verdi, otel parası da verdi. Sen onu unutmuşsun. O vazifeyi, dosyayı, o araştırmayı bırakmışsın. Ya ne var ne yok ya şu Paris Eiffel Oteli'ne gideyim. Arabistan'da şu... Lan sen orada vazifen var ya. Sen harcırah almışsın, otel paranı verdiler, gezme. Yani bu mevzuyu araştıracaktın. Seni öyle görevlendirdi. Yani peki sıkıntı niye bunu şey yapıyor? Yani sıkıntının sebebi mutlu olacağım diye, rahat olacağım diye rahatlığımızı kaybediyoruz. Mesela arabaya bineceğim diye mutlu olacağız ya. Arabaya binmek mutluluğu için mutluluğumuzdan. Yani oradan kısıyoruz, oradan kısıyoruz. Oradan şey yapıyoruz. Ama ayağımızın farkında değil.